şimdiye kadar kaç balık tuttun? Bir tane. Uy, sabahtan beri bir balık mı tuttun? Benimkisi tuzunu içeşti. Balık iyi olunca günde bir tane yeter. Ne edeceksin bir balığı? Yiyeceğim. Çiğ çiğ mi yiyeceksin? Ben balıkları çiğ severim. Bari pulunu ayıkla. Yo yo, merak etme. Pullarını çıkaracağım. Ne yapıyorsun? Balığın pullarını çıkardım, şimdi de yiyorum. Ağzını şapırdatma, ayıptır. Hey, bana bak! Denizden bir şişe çıktı. İçinde yazılı bir kağıt var. Oku! Sen benim okuma yazma bilmediğimi bilmez misin ki? Oley! Yedi balığa bak, ne balık ne balık! Nereden çıktı bu balık? Nereden çıkacak? Denizden çıktı. Canım mevsimsiz tekerim benim. Yakala şunu! Ne yapıyormuş denizde? Yüzüyormuş. Oh beyim! Denizde yüzüyormuş, şimdi de takada yüzüyor. Neyse, oku da şunu bak ne yazıyı. Belki güzel bir kızdandır. Madem denizden böyle fıstıklar çıkıyor... Çocuk bugün okula gidecek, dersleriyle ilgilen. Allah. Ne anladın sen bundan? Hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Kısmetimize bak, çıka çıka mektep çocuğu çıktı. Hadi sahile dönelim. Neden? Biraz da karada balık avlayalım, he? Yahu denizden böyle balıklar çıkarken karaya çıtılır mı? Ama sen bilirsin tabii. Babay dear, I'm very sick, sorry. Ne dedi, ne dedi? Ağzını mı bozdu? Yok be, hastayım diyor. Tonight come in my room, okay? Burada roomum yoktur. Dur be oğlum, karıştırma ya! Allah! Yavrum, güle güle, baba. Canibim benim. Hadi. Bizim köyde bir kız var idi, adı da Meryem idi. Bisiklete hiç binmez, takayla cezer idi, takayla cezer idi. Takayla cezer, uyyy! Kirdin kaseye, döktün yoğurdu. Yuf be! Kendini cid mi sanıttın? Öldürmekse bizi maksadın başı kapıya cid. Ha bizi fındık mı sandın? Vay anasını be! Az kalsın ezecekti bizi ha! Hem de karınca gibi! Hadi atla bakalım, yolumuz uzun! Tövbe Allah! Thank you.
Bana baksana sen! Beni takip mi ediyorsun? Böyle bir adama benziyor muyum? Aslına bakarsan, eteklik kullanan herkesin peşinden koşacak kurt bir zamparaya benziyorsun ama... benim öğrenmek istediğim o değil. Sorun söyleyelim, isteğin çalalım. Beni takip etmek için amcam tuttu sizi, değil mi? Amcanızla henüz teşerrüf edemedik. Öyleyse niye peşimdesin? Kusura bakma, benim huyum böyle. Güzel mahluklara karşı zaafım var. Hem yapıştım mı, bırakmam. Kene gibi. O kadar uzun boylu değil. Boyum epeyce uzundur. Fidan gibi. Allah cezanı versin! Defol buradan! Dünya küçüktür kızım, tekrar karşılaşırız. Kızım deme bana! Baş üstüne kızım! Bir beş liram var idi, Samsun'da bekar idim. Onu da ne bil aldı, sanki ben aptal idim. Al be sarıkız, bahçelerim herkiz, oynarım yalnız. Dolaştım balarında, Allah canını alsın ermeğinin kollarında. Allah canını alsın ermeğinin kollarında. 5 liram var idi, Samsun'da bekar idim. Onu da nermin aldı, sanki ben aptal idim. Abi ver sarkiz, bahçeleri markiz, oynarım yalnız. Samsun'un dağlarında... Geçiniz! Siz durun, giremezsiniz! Neden giremezmişim? Kıyafetiniz müsait değil! Kıyafet mi? Benim kıyafetimi sülalen görmüş mü ki böyle firaklı kıyafet? Merhaba Hülya! Nasılsın kızım? Amcamla tanışıyorsunuz herhalde! Buyurun, hafiyeniz yalnız çabuk çıktı foyası! Tanıştığımıza memnun oldum, ama ben bir şey anlayamadım! Yeğeninizin garip huyları var, ben de bir şey anlayamadım! Con esos ojos que tiene, yo nunca te olvidaría. Con esos ojos que tiene, yo nunca te olvidaría. Porque tienes ojos negros, negros de la morería. Achili, 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 achili. Si te casaras conmigo, yo nunca te dejaría. Si te casaras conmigo, yo nunca te dejaría. Mi carta. Siz söyleyin.
Sizinle konuşmak istiyoruz. Benimle büroya kadar gelebilir misiniz? Hay hay, benim için hiç bir basuru yok. Hı hı. Sizi burada ilk defa görüyoruz ve tanımak istiyoruz. Kimsiniz? Gördüğünüz gibi bir adamım işte. Boyum 1.99, kilom 90. Gözlerim ve saçım siyah. Maceraya ve eteklik giyen mahluklara karşı zaafım vardır. Bilhassa mini giyenler tercih edilir. Yemeklerden kuru fasulyeyi, baklava... Yeter! Bırak dalga geçmeyi de doğru cevap ver. Ay 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 ay. Ben yalanı hiç sevmem. Şu kızdan bahsedelim. Bizim iyi müşterimizdir. Onun etrafında olanlarla ilgilenmek zorundayız. Ne işin var onunla? Çok güzel kız. Dedim ya, ben de güzellere meraklıyımdır. Bana bak, patronumla efendi gibi konuş. Yoksa suratının şeklini değiştiririm. Sonra annen bile tanıyamaz seni. Ben suratımdan memnunum. Ama sen memnun değilsen, icabına bakarız. Durun! Söylesene, kimin hesabına çalışıyorsun? Kimsenin hesabına çalışmıyorum. Sadece beğeniyorum kızı. Nereden tanıyorsun? Bütün güzeller bana tanıdıktır. Pekala. Kızı beğendiğin işin peşinde olduğunu kabul edelim. Fakat gene de bu bizim işimize gelmiyor. Çek git buradan! Tamam oldu, hemen gidiyorum. Oradan değil, buradan. Hem de benim refakatimde gideceksin. Yalnız şunları sevmiyorum, çekin de geçeyim ha! Şimdilik ayrılmak zorundayız. O neden ki? O kızdan prelendim. İşi sonuna götürmek için peşinden gitmem lazım. Bir şeyler öğrenebilirsem, epikarlı çıkarız. Pekala, sen bilirsin ama geç kalıp da beni merakta bırakma. Merak etme, döner seni alırım. Hadi eyvallah. Güle güle. Güzelim. Bana gitmiş olduğunu söylemişlerdi. Belki de ölmüş olduğumu söylemişlerdir. Sana hiçbir şey yapmadığım halde bugün 5 tane boğayı üstüme salıverdim. Bana böyle davranmanın bir sebebi olmalı. Ne istiyorsun benden? Ben meraklı adamım. Şu işin ne olduğunu anlamadan seni bırakmam. Atla arabaya. Atla dedim. Nereye gidiyoruz? Nereye olacak? Senin gittiğin yere. Yani İstanbul'a. Hakkınızda ihbar var, arabayı arayacağız.
seferinde ihbar var diye arabamı didik didik edersiniz. Sanki bir şey buluyormuşsunuz gibi. Sizi yolunuzdan alıkoyduğumuz için özür dileriz. Gidebilirsiniz. Siz hem özür diler hem de her seferinde beni durdurursunuz. Durumda araba 50 kilometre bile gidemez. Ne var? Motor müthiş ısındı da ondan. O halde ilk istasyonda baktıralım. Allah Allah, bu ne? Hava filtresi yerine bir kutu çıktı. Araba tabii tekler. Öyleyse bir filtre takın. Bas üstüne. Arabanız hazır. Borcunuz tam 40 lira. Al bakalım üstü kalsın. Teşekkürler, güle güle. Manzara güzel, biraz laflarız diye durdum. Evet, seni dinliyorum. Çok pis bir iş çeviriyorsun. Eğer polisler bunu bulsalardı, en az 15 sene içeri girerdin. Yemin ederim haberim yok bundan. Haberin yok da ne arıyor arabanda bu? Hadi konuş bakalım. Amcamla aram açılmıştı. Babamdan kalan malları amcam idare ediyordu. Bana çok fazla karıştığı için onun yanından ayrılmak zorunda kaldım. Parasız kaldığımı öğrenmiş olacaklar herhalde. İşi telefonla teklif ettiler. Arabamla haftada iki defa Erdi'ye gidip gelirsem çok para kazanacağımı söylüyordu telefondaki adam. Sen de kabul ettin. Mecburdum. Parasız kalmıştım. Nasıl da biliyorlar seçecekleri adamı. Sonra? Erdek'teki motele geldiğim zaman arabamı bahçeye bırakıp iki saat yanına sokulmuyordu. Tabii bu sırada onlar malı arabaya yerleştiriyorlardı. Paramı içeride oynadığım kumar yoluyla alıyordum. İstanbul'a döndüğüm vakitte arabayı garaja bırakıyor, gene iki saat yanına sokulmuyordum. Demek o sırada da biri malı arabadan alıyormuş. İyi numara doğrusu. Peki senin ilgin ne bunlarla? Benim ilgim onlarla değil, seninle. Seni beğendiğim için peşindeyim. Amcanla filan da alakam yok. Sahi mi söylüyorsun? Evet. O halde sana davranışım için çok özür dilerim. Hadi, üzme artık kendini. Biliyor musun, ben de seni beğenmekten korkuyordum galiba. Bunları konuşacak çok vaktimiz olacak. Gidelim. Arabayı garaja bırakıver, ben de o sırada içkileri hazırlarım. Anlaştık kızım. Kızım deme bana! Peki kızım.
başına vardım, Zeynep'im bekler diye. Nasıl haberin almışsa, dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte hem de bebe, yaparsın ya düşersin. Vaktin olmuş, vaz geçersin. Kontrol almak bizden. İşte halet, işte arşın. Ya atarsın, ya düşersin. Vaktin olmaz, vaz geçersin. Zordur almak bizden kızım. Sevdin dağlı kutsun, barışın gönlü hüzün. Elim eline değmeli, varın anlayın gayri. İşte hem de, işte deve, ya atarsın, ya düşersin. Vaktin olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte Halep, işte arşın, ya aşarsın, ya biçersin. Vaktin olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Ne oldu, ne yaptılar sana? Neredeler şimdi? Dışarıdalar. Ama üçü de rüya görmekte şimdi. Anlat sen. Odaya girdiğim zaman tanımadığım iki adam gördüm karşımda. Biri de arkamdaydı herhalde. Çünkü bağırmama fırsat kalmadan gözlerim karardı. Ve başımda bir acı duydum. Kim gönderdi acaba bunları? İşlerinden birini konuşturmaya bakmalı. Maalesef hiçbirini konuşturamayacağız. Çünkü kuşların üçü de uçmuş. Şerefinize! Yeğenim için yaptıklarınıza tekrar teşekkür ederim. Anlattıklarınıza göre, eğer siz olmasaydınız, bugün Hülya sağ olmayacaktı. Sadece tesadüfün bana yüklediği vazifemi yaptım. Ben daha çok yeğeninizin sizinle barışmasına sevindim. Bundan sonra amcanın sözünden çıkmayacağını umarım. Yalnız amcamın değil, senin de sözünden çıkmayacağın. Bunu yarın gece vereceğimiz maskeli balo ile tesit edeceğiz. Balonun şeref misafiri sizsiniz. Alo! Evet, benim. Merhaba patron, sana bir müjdem var. Bir kutu getirdim. İçindekinin ne olduğunu bilsen çok sevinirsin. Evet! Eğer bunun menbaını bulursak, işten çok karlı çıkarız. Nerede görüşelim? Evet! Yarın akşam baloda olacağım. Baloda buluşalım öyleyse. Malı yanına almayı unutma. Ben sana nasıl hareket edeceğini anlatayım. Evet! Evet! Tamam patron, anlaştık. Bir aksilik olmaz değil mi? Pekala! Hadi eyvallah! Biliyor musun, gittikçe seni daha çok sevmeye başladım galiba. Kalp kalbe karşıdır. Bizim muhitimizde senin gibi birine rastlamadım. Sen bana hakimiyet kurabilecek güçtesin. Affedersiniz, özür dilerim. Ama merak ettim. Yeğeninizin dans ettiği genç kimdi? Yeni tanışmışlar. İyi bir gence benziyor değil mi? Sıhhatinize. Sizin de. Kimse yerinden kımıldamasın! Hepinizden özür dileriz. Fakat bir ihbar almış bulunuyoruz.
Hepinizi aramak zorundayız. Bu ne? Alın bu beyi! Bırakın kaçsın! Nasıl olsa fazla uzağa gidemez. Benim yüzümden, hep benim yüzümden başına geldi bunlar. Üzülme, kadere karşı gelinmez. Cürecile yakışıklı malla işini rahatça tursun. Eyvallah baron. Eyvallah Lazico! Olduğun yerde kal! Kaldır ellerini! Nasıl istersen kızım! Seni tanır gibi oldum. Tanıştığımız zaman sen şarkı söylüyordun. Buraların yabancısısın değil mi? Pek kendisi sayılmam. Silah da taşıyorsun ha? Hemen dön arkanı ve tabancanı yere at. Demin bir motor gördüm. Ondan indin değil mi? Saklamaya lüzum yok, öyle oldu. Becerikli insanlara bayılırım. Ne arıyorsun burada? Lastiğim patladı. Onu değiştirmeye uğraşıyordum. Eğer lastiğini değiştirirsem... beni şehre kadar götürür müsün? Memnuniyetle. Bir şeyden kaçıyorsun galiba. İyi bildin. Kanundan mı? Orasını karıştırma Allah aşkına. Beni ilgilendirmez. Belki yardım edebilirim diye sordum. Nasıl yardım edersin? Kaldığım otelin sahibi kimseye sual sormadan otelini alabiliyor. Hatta daha fazlasını da yapar. Çok becerikli bir adamdır. Teklifini kabul ettim. Beni oteline götür. Yavrum aslanım benim. Yanarsın böyle şıra gibi.
kimsin? Dışarıdaydım, tanışamadık. Bu otelin sahibiyim. Esmeralda bahsetti sizden. Ne istiyorsunuz? Tabanca taşıdığına göre ya belalı birisin yahut da başın belada. İkisi de değil. Arasına lazım olur diye taşıyorum tabancayı. Sizi niye meraklandırdı bu kadar? Beni ilgilendirmez. Yalnız sana daha fazla sual sormadığımız için biraz fazla ücret ödeyeceksin. Sonra başka ihtiyaçların, sıkıntın olursa onlara da çare buluruz. İşe göre tarife değişir. Sana bunları söylemeye geldim. Hadi hoşça kal. Çabuk be! Oy! Ne zalışmış! Rastgele! Oy! Adamım hoş geldin! Ne var ne yok, nasılsın? Nasıl bir şeyler yapabildin mi? Oo, hem de nasıl! Körfez'de alabalık çıkarmak için dalan 3 tane balık adam varmış. Uludağ'dakilerle irtibatları varmış. Balık tutmak iyi bir hikaye. Bundan bir şey çıkarabiliriz. Ben de aynı fikirdeyim. Ben işe başlıyorum, seninle yarın görüşürüz. Ben de geleceğim. Bugünkü iş sana göre değil. Kurtlarını yarın dökersin. Hadi eyvallah. Sen benim nasıl dövüştüğümü bilsin. Bir keresinde 15 kişiyle kapışmıştım. Birincinin vurdum kafasına, ikincinin vurdum gözüne, üçüncünün vurdum götüne, dördüncünün vurdum göğsüne, beşincinin vurdum göbeğine, altıncının vurdum ensesine, yedincinin vurdum sigarasına ağzından çıktı dumanı. Aradığını söyle de beraber bulalım. Ben aradığımı daima bulurum. Sizi arıyordum. Gördünüz ya, buldum işte. Ne yapacaksın bizi? Salataya doğrayacağım. Thank you.
Burası adam akıllı aranmış. Acaba kimin tarafında? Hayrola bebek! Demek ustalığımı kaybetmişim. Ne arıyordum? Hiçbir şey. Aslına bakarsan seni arıyorum. Korkma! Benden sana kötülük gelmez. Gel sev beni. Seninle karşılaştığımdan beri bu anı bekliyorum. Anahtarı bende dur. Söyle ne istiyorsun? Ne halt olduğunu öğrendim. Gazeteleri iyi yakamamışsın. Uludağ'dakiler adamların mıydı? Onlardan haberim yok. Benim seninle başka işim var. Söylesene, seni getiren kaptan bir daha gelebilir mi? Gelir. O halde iyi dinle. Buradan İstanbul'a gitmesi gereken bir şey var. Bana yardım edersen, gelecek parayı kırışırız. Çünkü bu işin ucunda çok para var. O dediğin şey kime gidecek? Daha bilmiyorum. Buraya gelecek olan aracıdan öğrenmeye çalışacağım. Öğrenince o aradan çıkacak. O zaman patronla karşı karşıya kalacağız. Anlaştık, ben meraklı adamım. Bu yüzden de her zaman başım derde girer. Anlaştıysak mukaveleyi imzalayalım. İmzalayalım. Malları getirdin mi? Otele gel görüşelim. Şimdi niye görüşmüyoruz? Öğrenmek istediğim bazı şeyler var. Ben otel falan anlamam. Burada görüşelim. Burada konuşmamız doğru olmaz. Öğrenmek istediğim şeyleri öğrenemezsem benden zırnık alamazsın. Hoşça kal. Hadi bakalım. Sen herifi takip edeceksin. Çünkü seni tanımaz. Uç bakalım, hadi! Combo gibi! And this huge castle had been constructed by Alexander the Great long centuries ago. Well,
Hay Allah iyiliğini versin! Ben de bir kuleye çarptım sanmıştım. Ne haber seninkinden? Bu otele girdi ama hangi odaya girdiğini henüz keşfedemedim. Neyse, şimdi beni iyi dinle. Foyamız meydana çıktığı için ben otelin mahzeninde saklanacağım. O mahzende saklanan bir sürü adam daha varmış. Ben buradan yırtabilmem için sabaha karşı bir hır çıkaracağım. Orada kaçakların saklandığını sen öyle bir zamanda haber ver ki polis tam 8'de oteli bassın. Oldu. Hadi eyvallah. Cıla cıla. Birer viski doldur bize. Tabancanı bana ver. Bu mahzende tabanca taşınmaz. Bak buna canım sıkıldı. İlk kadeh benden. Sonrakilerin fiyatı 20 liradır. Ne kadar küçük tabancam var. Tabancam küçüktür ama... tabancam büyüktür. Neyse. Şu alacağımızı tahsil edelim. Şerefine. Şerefine. Yine görüşürüz. O kadar meraklı olma, iyi gelmez. Tamam, sen büyüksün. Ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum, üzülüyorum. Kapana kısıldık gibi geliyor bana. Neden kapana kısılmışız? Bu adam iki taraflı çalışıyor galiba. Neden? Gel. Bugün bir polisle konuşurken gördüm. Ayy. İkimiz de müsaviyiz. Malların nerede olduğunu ben biliyorum. Patronun kim olduğunu da sen biliyorsun. Gel seninle bir anlaşmaya varalım. Sen bana patronun kim olduğunu söyle, ben de sana malların nerede olduğunu söyleyeyim. Ateşle oynuyorsun Esmeralda. Onun kim olduğunu öğrenmek ölmek demektir. Ne gerek senin? Bırak bunları da biz işimize bakalım. Mallar ne zaman hazır olur? Benim bir an önce dönmem lazım. Benim o kadar acelem yok. Sonra patrondan bu kadar korkmaya sebep ne? O da bizim gibi bir insan değil mi? Çıkarın bizi buradan! Hadi! Çıkar, gel buraya! Hadi! Halbet seni, gel buraya bakayım! Bizi çıkar buradan! İndir! Ne oluyor bunlara? Hiç bir şey olduğu yok. Seslerinin güzel olduğunu söylemiştim, deneme yapıyorlar. Bırak dalga geçmeyi! Sen mi kışkırttın onları? Yo, sadece buradan çıkan her adamın yakayı ele verdiğini anlattım onlara. Ya? Elinize geçti! Gırtlağı bana bırak! Gırtlak bana ait! Thank you.
geldin mi şekerim? Ne çabuk geldin? İşim çabuk bitti! Oh, öyleyse gel sırtımı sabunla! Oh, hadi! Seni bekliyorum! Al omuzlarımdan başla! Biraz daha aşağı in. Hadi şekerim. Biraz daha aşağı. Biraz daha. Hadi biraz daha aşağı in. Biraz daha. Biraz daha aşağı ama tehlikeli mıntıkaya geldik. Bir kaza olmasın. Çok çapkınsın. Biraz kırıştıralım mı ha? Kırıştıralım ama gözündeki köpükleri silmeden. Neden? Köpüklü daha iyi olur. Canım benim. Ben bile korkuyorum patronun kim olduğundan bahsetmekten. Niye bu kadar bu işin üzerine düşüyorsun? Sen de, ben de hissemize düşeni alıyoruz nasıl olsa! Ben hisseme düşene razı değilim! Söylüyor musun, söylemiyor musun? Biraz daha aşağı... Biraz daha aşağı... Biraz daha aşağı... Biraz daha aşağı... Pekala! Söyleyeceğim! Ama senin işine yaramayacak bu! Daha aşağı... Arkadaş konuşamadan öldü. Sen kaptanla irtibat kurabildin mi? Evet, bu leşi ne yapacağız? Onu düşünme, iş başlıyor. Dalmasını bilir misin? Nereye? Dalga geçecek vaktimiz yok. Denize tabii. Dalarım. İstediğin her yere dalarım. Öyleyse toparlan. Yapacak bir sürü işimiz var. Şimdi tam üstündeyiz. Neyin üstündeyiz? Orasını sonra öğreneceksin. Ben bilmediğim işi yapmam. Canım, öğrenip de ne yapacaksın? Canım, ben meraklı adamım. Bu yüzden de başımı daima derde sokarım. Ne yapalım, huyum böyle. Eğer bana işin aslını söylemezsen, dalınacak yer ne kadar cazip olursa olsun, inadım tutar, dalmam. Allah kahretsin! Dalmasını bilseydim sana muhtaç olmazdım. Dalmasını bilen bilir. Gırgır bırak da anlat bakalım. Pekala inatçılar kralı. Şu anda ayağımızın altında çok para edecek bir mal yatıyor. Neymiş o mal? Laf karıştırma. Bal gibi biliyorsun ne olduğunu. Neyse, benim bildiğim kadarını öğrenmende bir mahsur yok. Benim için de bir mahsur yok. Sen devam et. Malı buradan geçen bir gemi atıyor. Bu yeri bir ben, bir de patron biliyor. Ama patronun kim olduğunu ben bilmiyorum. Senin takıştığın kumarhane patronu var ya... Ben malı ona veriyorum. O da patrona ulaştırıyor. Bu defa yüklü bir mal geldi. Her seferinde ben hisseme düşen parayı alıyorum ama... o kadarla yetinecek karakterde değilim. Daha yüksek hisse almam için... patronun kim olduğunu öğrenmem gerek. Rifat bu yüzden öldü. Yani patronla aramızdaki irtibat kayboldu. Malı çıkarıp patronu beraber bulmamız gerek. Sonunda karımız yarı yarıya olacak. Patronu bulduğumuz an yarı yarıya ortağız. Anladığıma göre kar büyük. Anlaştık demektir. Ben dalmaya hazırım. Hadi eyvallah. Thank you.
Aşağıda sandığa bir ortak daha çıktı. Tanırım arkadaşı. Daha önce de dalaşmıştık. Bu defaki sonuncu oldu galiba. Başımız derde girmeden seninkiyle buluşacağımız yere gidelim. Pekala, gidelim. Motor mu? İyi uykular. Yazık, çok yazık doğrusu. O kadar uğraş dedin, işi tam ucuna getir, sonra da bir kadının oyununa gelip hem malları elden kaçır, hem de seni neticeye götürecek adamları. Nasıl yuttun bu numarayı ya? Aspirin gibi. Şşşt! Sen sus! Balodaki numarayı çakan oldu mu acaba? Kız bile yuttu. Onu bırak, o taraftan açık vermedik. Nereden açık verdik acaba? Açığı sen verdin. Böyle numaralar çeviren bir kadına arkanı dönersen işi elinden kaçırırsın tabii. Kuş gibi! Bana bak, sesini kesmezsen tahta kurusu gibi ezerim seni. Onunla uğraşma. O olmasaydı seni bulamazdık. Her neyse, ne yapacağız şimdi? Şimdilik istirahatine bak. Bir şey çıkarsa seni bulurum. Eğer bize hükümetin adamı olduğunuzu söyleseydiniz, size elimizden gelen yardımı yapardık. O gece çok üzüldük. Kimdi o gece vurduğunuz adam? Benim şefimdi. Bize iyi yutturdunuz doğrusu. Adam kanlar içindeydi. Adamın vurulduğundan kimsenin şüphesi yoktu. Nasıl şimdi? Sapasağlam. Turp gibi. Nasıl oldu bu iş? Şefimle anlaşmıştık. Telefon ettiğimde baloda buluşmaya karar verdik. Arabada bulduğum paketi de yanıma alacaktım. Gideceğim yerde kanun kaçağı olarak bilinmem için bir plan... Şeytan gibi! Evet, şeytan gibi. Şefim geldiği vakit baloyu durdurdu. Herkes olduğu yerde kalmıştı. Put gibi! Evet, put gibi. Sonra üzerimi aradı ve kutuyu buldu. Ben hemen fırladım. Yay gibi! Evet, yay gibi. Orman karanlık. Zifir gibi! Evet, zifir gibi! Kaçmak için en iyi yol arka bahçedeki ormandı. Şef arkadan ateş etti. Hakiki gibi! Evet, hakiki gibi! Ben döndüm, ateş ettim, şefim yere yuvarlandı. Vurulmuş gibi! Evet, vurulmuş gibi! Ben daldım ormana. Tarzan gibi! Şşş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 ş
Onun için üzülmeye değecek bir şey kalmadı. Kalmadı ama işin sonuna varamadık. Ne bakımdan? Malı elimizden kaçırdık. Aynı zamanda patronun da kim olduğunu öğrenmemiz imkansız hale geldi. Sağ salim kurtuldunuz ya, ondan ötesinin önemi yok. Ben şimdilik sizi yalnız bırakacağım. Biraz sonra gene görüşürüz. Artık bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Aa, bırak bu soğuk lafları da ayrılmayacağımızı söyle. Ayrılsak da beraberiz. Alo, buyurun. Evet. Seni istiyorlar. Buyurun. Ne? Sen misin? Neredesin? Nereden bildin burada olduğumu? Eve girerken gördüm. Seninle görüşmem lazım. Patronun kim olduğunu biliyorum. Buraya gelirsen söylerim. Şimdi söylesene! Neden söylemiyorsun? Pekala, hemen geliyorum. Adresi ver. Evet, anladım. Hemen gitmem lazım. Nereye? Kusura bakma sevgilim, sana bile söyleyemem. Hadi eyvallah! Konuş bakalım, kimmiş patron? Benim acele bir işim yok. İşlerle mişleri birbirine karıştırmayalım bebek.
Önce yarım kalan bir işimiz var, onu tamamlayalım. İş her şeyden önce gelir. Söyle patronun kim olduğunu. Söylersem beni bırakır gidersin. Oysa benim sana ihtiyacım var. Ne zaman? Hem şimdi, hem de sonra. Sonra ne olacak? Patrona beraber gideceğiz. Sonra? Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Öyleyse, öleceksek ölelim. Asker oldum piyade, bugün aşkımız ziyade. Evlilerin sevdası on parmak nalar. Demek patron sensin. İyi yutturdun doğrusu. Biz de inek gibi yılanı koynumuzda besledik. Yanılıyorsun Kemal! Ne yanılması? Bal gibi uyuttun bizi. Rıfat ve adamını üstüme sen saldırttın. Garajdaki adamlar senin işaretinle beni öldürmeye kalktılar. Gittiğimi kimse bilmezken oraya da geldin. Orada da bir sürü iti üstüme saldın. Sonra telefondaki adresi senden başkasının bilmesine imkan yok. Çünkü en yakında sendin ve telefonu dinliyordun. Dinle beni! Çok masum bir görünüşüm var ama kadını öldürürken kılının bile kıpırdamadığına eminim. Yanılıyorsun! Ben oraya onun için gelmedim. Onun öldürüldüğünü de bilmiyorum. Ne biliyorsun öyleyse? Söyleyemem! Söyle! Söyleyemem! Söylemezsen gebertirim! Pekala, söyleyeceğim! Hadi bakalım, konuş! Sen buradan çıkarken pencereden baktım. Biraz sonra amcam da alelacele evden çıkarak seni takip etti. Şüphelenmiştim. Ben de onu takip ettim. Senin girdiğin eve girdi. Biraz sonra telaşla evden çıktı. Ben onu takip etmek üzere arabaya biniyordum ki sen beni gördün. Teşekkür ederim. Bütün mesele bunu öğrenmekti. Biraz evvel tartakladığım için özür dilerim. Öğrendiğimle bu iş bitti. Demek ki öğrendiniz. Ama bu sırrı saklayacak kadar ömrün olmayacak. Boşuna direniyorsun. Artık kurtulman imkansız. Yanılıyorsun dostum, ben kurtuldum bile. Yok canım, nasıl? Çok kolay. Sen nasıl olsa kanun tarafından aranıyorsun. Senin silahınla Hülya'yı öldüreceğim, sonra da benim silahımla seni. Hülya'nın ne günahı var? Hülya ölürse, şimdilik benim idare ettiğim, babasından kalan milyarlık mallar benim olacak. Sonra onun ölümü, benim temize çıkmam için protokolü tamamlayacak. Şimdi içiniz rahat etti mi? İçim etti ama dışım etmedi. Sizin için yeni bir program hazırladım. Hadi!
Yürü diyorum sana! Bir gelen olursa nasıl karşılayacağınızı biliyorsunuz değil mi? Sen merak etme patron! Yürü! Tebrik ederim Kemal. Maç bitti. Bir an içinde olsa senden şüphelendiğim için özür dilerim. Kaç tane balık tuttun şimdiye kadar? Bir tane! Yuf be! Sabahtan beri bir tane mi balık tuttun? Benim tuttuğum düzineyi geçti. Balık iyi olunca cunda bir tane yeter. Ne yapacaksın bir tane balığı? Yiyeceğim! Ne? Çiğ mi yiyeceksin? Ben balıkları çiğ severim. Bari pullarını kazı ya! Merak etme pullarını kazıyacağım onun! Uy!